Arabadan uzaklaş. Üstüne patlar falan. Abi uzak durun da arabadan. Enes gel buraya. Ya. Ne koşarak geldin? Bembeyazdın sen. Ben... Oo! Yok böyle bir şey ya. Otomanın ortasına mahsur kaldık ya. Kapattın mı arabayı? Arabayı stop ettin mi? Stop etsene. Oğlum araba dur. Araba stop ettin mi? Farlarını kapat. Arabadan uzaklaş. Var mı arabada? Yangın değil. Yangın değil. Telefon şimdi ne yapacağız abi? Araba dinlenecek. Herhalde kapağı patladı galiba. Bir ses geldi. Arkada kapak var. Yangın değil. Yangın. Abi uzak durun da arabadan. Enes gel buraya. Şöyle bir şey var. Aç araba durma. Hayır açma. Yüzüne patlar falan. Tamam. Ne yapmamız gerekiyor abi şimdi lan? Abi motorunu açın. Şey yapın, ben soğutun o zaman yavaş yavaş şeyi aç ama yüzünüzü yapma. Dikkat edin. Radyatörü açın. Araba çoğuşun vaziyette kalması lazım. Abi sürüyorsa olmaz. Motoru yapar. Tamam. Üstü ver abi, kasım böyle yapalım. Radyatör kapağını açın böyle yavaş yavaş. Açtıktan sonra da yani abi yüzünüzü yapmayın. Dikkat edin. Bir şey sayın. Yok ben buna bir şey yapamam. Şu benim arabayı da geri alalım. Hele sen bunu. Tamam. Arkadaşlar araba yanıldı 106. Bir anda ses duydum ben. Pat diye ses geldi. Şu an otobanın ortasında kaldık. Şu araba geçsin ben Rex'i arkaya bir oraya yaklaştırayım buraya. Tamam. Yolu kapatalım. Hararet yaptı muhtemelen. Çekici çağıracağız. Ben telefonumu alayım. Ya inanamıyorum şu an. Yalnız var ya a**tım korkudan. Arabayı bıraktım direkt koşarak geldim. Bembeyazdın sen. Ben hiç yanıyor ben zannettim. Bembeyazdın. Sonra yerdeki suyla şey kapağı görünce dedim galiba hararet yaptı. Alo Mustafa. Ya biz yolda geliyoruz da şimdi bizim 106 arkada. Hararet yaptı. Otobanın ortasında kaldık. Biz buraya çekici nasıl nereden buluruz ya sence? Tamam numarayı at kral arıyorum. Tamam hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Baksanıza arkadaşlar arabanın hali. Şu an dokunmak istemiyorum. İçi muhtemelen kaynar su şu anda yüzümüze patlar. Zaten patladı. Ben pat sesi duydum. Pat sesi duymamla aynadan baktım bembeyaz. Sellektörü gördün mü peki? Gördüm. Bembeyaz oldu. Yine çok yaklaş beni. Yanar manar abi. Geberiyor ya. Ben bekliyordum ama böyle bir şey. Çünkü arabanın dinlenme kadar. Bu araba eski ya. Muhtemelen sen sürekli debriyajını tuttun falan kaldı, böyle. Rampaya gelince debriyaj gaz yapmak zorunda kaldım. Hararet iyice tap yaptı, patlattı. Bembeyazdın ya. Ben aynı da pat sesini duydum. Beni yanıyor mu zannettin? Ben yanıyor. Direkt yanıyor. Koştum direkt. Durdurdum arabayı. Hayır ben şeyden... Lan çıktı ya arabadan. Senden korktum lan. Ben kamerayı arıyordum ha. Ya bırak da karnım. Yok yanık kokusu yok ya. Yok ya ben indim yanıyoruz zannettim ya. Direkt arkadan tüpe koştum. Tüpün yanında da bu kapak vardı direkt. Bu bizden değil mi? Bizden herhalde. O patlamış işte. Alo. Hocam selamlar. Mustafa'dan aldım numaranı. Aksoy Tuning. Araç Peugeot 106 GTI. Toryum'un orada üst geçit var. Üst geçitin tam altındayım. Lan nasıl bir şey geldi başımıza ya? Vallahi hiç tahmin etmiyordum böyle bir şey. Yani tahmin ediyordum aklıma geliyordu. Bir gün olacaktı bu. Hararet mi? Hani bu hararet olabilirdi, bir şey olabilirdi. Ya ben bunu anlıyorum. Sen muhtemelen göstergede göstermiştir o. Yükseldiğini. Orayı bilmiyorum. Bakmadım bile gösterge. Burayı açtın mı sen? Yok daha açmadım. Açayım mı? Evet, şimdi zaten. Su falan ekleyeceğiz mi? Belki çalışır şimdi. Çekici çağırdık ama. Bu arada Rex'in hali de şöyle. Hayır Rex'i yanaştırmak istemiyorum patlar matlar diye. Yanar manar diye Rex'i zarar görmüş. Gribe mi girdin oğlum? Biri dese ki bana Toryum'un ortasında önünde böyle kalacak. İnanmazdım ben. Arkadaşlar şu kaputunu bir açalım. Üstümü aradım. Tespit edebiliyor musun dedi suyun nereden geldiğini. Edemiyorum baba. Neredeyim lan bu? Geldi. Yola dikkat et, motor falan geçer lan.
Şurada bir şey var abi. Yok o değil, bu şey. Cam suyu da. Şu değil değil mi? Yok bu değil. Patladık yerden ya, bir şey patladı işte. Ana Bak neresi, ne olmuş bak. Bu araba daha gider mi abi? Bakar mısın? Radyatör. Görüyor musun? Çatlamış. Bu patlamış. Radyatörün su kaynağı yeri işte bu. Suyunun olduğu yer. Bu patlamış, suya atmış, hararet yapmış herhalde. Çatlamış, direkt yarılmış. Yarılmış ya, çatlamış. Para parça olmuş. Yok böyle bir şey ya. Çekici ne zaman gelecek ki onu merak ediyorum. Radyatör çatlamış abi. Tamam, yapılabilecek bir şey yok artık. Bekleyeceğiz çekiciyi. Bu aracı doğru Müslüm Baba'ya göndereceğiz arkadaşlar. Şu an bildiğin arabasız biliyorsun değil mi? Eksi aksiyon verdi, taksiyle eve dönecek. Hayata bak. Abi böyle bir şey var mı ya? Daha bugün şu an yolda kaldık, videos çektik 106'yla. Bugün bak ne dedim? Orada da dedim. Bunu yaptırdık ya, şimdi başlayacağız dedim masraflar. Öyle oluyor abi. Birini yapıyorsun bir yere başlıyor. Birini başlıyor bir yere. Bir yolda hep böyle. Bu değişmiyor. Kaldık abi. Bip sesi kaldık. Geliyor ama ondan mı geliyor? Yok ya şu akbillerden geliyor. Çekici geliyor bir tane ama umarım bizimkidir. Bizimki değil ya, sağ sinyal verdi. Değil, bizimki değil. Motoru çekmiş. Lan ne bastırdınız be. Fena patlamış yalnız ya. Gördün mü? Alo. Kral, arabanın radyatörün yanındaki su deposu var ya bir tane. O ikiye bölünmüş, patlamış. Bu araba gitmez değil mi? Tamam, çekici diyor ki hani 100 metre ileri al, 200 metre oradan alırım diyor seni diyor da. Bekleyeceğiz, trafik var ya, girmek istemiyorlar buraya. Aa vallahi durdu. Gel hadi. Oğlum şansımız var, yolda bulduk ha. Arkadaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait zabıta durdu az önce. Zabıta çekici. Ama konu neydi falan dedi, bir şeyler telefonla görüştü. Ondan sonra kamera neydi falan dedi. Dedim, YouTuber'ım dedim yani. Kamera benimiz dedi, çekelim dedik. Sonra yanlış yeri karıştırmışım dedi. İleride başka bir yer daha var dedi. Ona gidiyorum ben dedi. Gel o zaman buraya dedim. Hazır buradasın, beni al dedim, götür dedim yani. Çok kısıtlı bir yerdeyiz çünkü. Yan yolda olmadığımız için arabalar olmuyor genelde burada. Girişi de yok buranın, otobanda olduğumuz için. Kaldık, rabıta gitti, belki dönüşte dedi. Resmen mahsur kaldık. Mahsur kaldık şu anda. Otobanın ortası mahsur kaldık ya. Arkadaşlar, şimdi çekici aradık. Yani daha doğrusu Uco'yu aradık, bizim geçenki çekiciyi. O arkadaşını bağladı. Abi gelelim kurtaralım dedi, alalım dedi seni. Alacağız, doğru Müslüm'e bırakacağız arabayı. Biz gitmeyeceğiz zaten onlarla. Müslüm bizi arar hazır olunca, taksiye biner gider alırım bir gün. Öyle yani, şu an bekliyoruz. Otobanın ortasındayız. Bekliyoruz kardeşim. Hayata bak ya. İşte 106'm var böyle. Araba sevdası biraz da böyle. Arabanın güzelliklerinden bir tanesi de bu. Her şeyi... Nasıl polyanayım ama? Hele, ha? Her gün semayi bekliyorum. Aynen, her gün bir iyi tarafından bakmaya çalışıyorum. Ben zevk aldım ama otomanın ortasında kaç kere mahsur kalacağım böyle? Söylesene bana. Kaldık işte, yapacak bir şey yok. Ama var ya Enes, yaşadığım korku uçuklatmazsa iyi yani. Yani sana bir şey oldu diye. Arkadaşlar, ilk geldiğimde bilmiyorum, kayda girdiğimde. Ondan önce ben bir geldim, baktım hararet yani duman, koku yok, yangın kokusu. Döndüm kameraya aldım ondan sonra. Dedim hararetten. Sen tahmin ediyordun bu arada. Ben önce şey sandım, maskeyi sıyırdın sandım, baltayı. Bas kokusu gelmeyince dedim hararet. Adamlar da zaten gördü, hararet dedi herkes. Sonra öyle. Bembeyaz. Senin ne yaşadığını çok merak ediyorum arabayı. Ben çok şey olmadım. Çünkü hani yanık kokusu almadım ya. Suyla alakalı bir şey. Bir de yerde o ıslaklık. Islaklık tabii. Görünce... Patladı zaten abi. Arkaya gördünüz yani. Yarılmış yani. Arkadaşlar, şimdi çekicinin 7-8 dakikası kalmış. O yüzden de arabayı öyle alacağım. Çekiciye bir yer açayım burada. Bir daha uğraşmıyorum çünkü. Çekici gelecek, gidecek. Ben geçeceğim bilmem ne. Enes, ben aracı öne alıyorum. Çekici gelecek ya.
Yok, oraya kadar değil. Çıkışa kadar çekeyim, trafiği açalım. Ha, sonra oradan şeyi mi alacaksın? Yok. Ben çekici değilim. Ben ha, pardon. Çok özür dilerim senden ya. Adam ben çekici sandım. Dedi ki alayım dedi, şuraya kadar götüreyim. Bende çekidemir var dedi. Ben dedim 2 dakika kaldı dedim. Şey geliyor çekici dedim. Öyle şey yaptım. Çekici geldi. Sağ olsun ya, vallahi billahi. Gel gel, yola çıkma Enes. Vallahi kaldık buralarda ya. Belediye geldi, kaldık. O geldi almıyor, bu geldi almıyor. Herkes diyor trafiğin ters yerindesin, yan yolda olsan diye alırız diyor. Normalde alıyorlar aslında beni. Geçen de kaldık, 2-3 gün önce de kaldık. Ucu aldı. Sen tanışıyor musun herhalde onunla? Efendim? Direksiyona mı? Tutuyor mu bilmiyorum ama Enes. Sor ona da tekerlekler. Tekerlekler tutuyor mu şu anda? Nereye vurduk ya? Bir şey oldu. Galiba biraz altı sürtün. Sürtsün ya, bir şey olmaz. Bak burası kaçırıyor birazdan. Burası değilse düşecek araba. Ben dedim aslında, bağırdım da. Dikkat edin, araba böyle yetebilir. Çok yakın durma, önde dur. Çok basit bir olaydı aslında. Oldu galiba. Arabayı düşürdük diye. Ha, yok yok. Gönderdim sana, Müslüm Baba'nın numarasını da gönderdim tamircinin. Arkadaşlar 106 çıkıyor artık. Biz de Rex'e bineceğiz, Rex'i Aksoy Tuning'e götüreceğiz. Mustafa bekliyor. O bağlamaları falan yapıyor. Öyle. Dur bakayım. Camlarını kapatayım ya. Parfüm mü alayım bari ya? Çantaya sarın. Parfüm sıkayım biraz. Okey. Tamam mıdır? Tamamdır. Senin ismin neydi? Doğukan. Doğukan. Doğukan, çok memnun oldum. Çok sağ ol. Haydi gidelim arkadaşlar. Oğlum bildiğin arabasız kaldık lan. Enes, bildiğin arabasız kaldık. Arkadaşlar yani artık almaya gittim de bir video daha yaparım. Bu video böyle ansızın gelişti. Çektik. Bunu ayrı bir video olarak vereceğiz haline. Çünkü çok uzun saat. 2 saat, 3 saate yakın burada kaldık otobanın ortasında. Mahsur kaldık yani. Hepinizi kocaman öpüyorum. Yani böyle bir video. Beğenseniz de olur, beğenmeseniz de olur. Abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şu an desteğe çok ihtiyacım var. Çünkü arabasızım artık. Kendinize iyi bakın. Bay bay.